Herkese yeniden merhabalar. Gelin Hanımın İşleri YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir önceki videoda çizimini yaptığımız çiçeğin işlemesini yapacağız bu videoda. Örnek olması açısından sağlı sollu iki tane daha çiçek çizimini yaptım arkadaşlar. Sizler devam ederek havlumuzu tamamlayabilirsiniz. Şimdi ortasındakini işleyelim beraberce. Nasıl olduğunu görelim. Şimdi en alttaki yapmış olduğumuz bu çapraz çizgimizin şu üst kısmından şuradan arkadaşlar iğnemizi çıkaralım. Hemen çaprazındaki sol alt çaprazındaki noktadan bu şekilde iğnemi batıyorum ve üzerindeki delikten çıkıyorum. Şu şekilde. Şimdi bu çıktığım noktanın tam çaprazından, karşı alt çaprazından batıp düz bir şekilde bir üst sıraya çıkıyorum arkadaşlar. Şöyle. Yani üstteki çizginin sağ ucundan çıkmış oluyorum. Şimdi buradan sol taraftaki yaprağıma geçiyorum aynı şekilde. Sola doğru. Bir. İki. Üç. Aslında burada daha önceki yaptığımız gibi saymamıza gerek yok. İşaretli çizgilerimizi işliyoruz. Geriye dönüyorum, tamamlıyorum çarkıları. Şimdi düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Buradaki çarpıyı yapmak için çaprazına batıyorum. Çapraz bir şekilde sola geçiyorum. Şu şekilde geçtim. Şimdi buradaki 6 tane çarpım var. Onları yapacağım.
Sadece çizgilerin üzerinde çarpılarımı yapıyorum. Yukarı çıkıyorum üst sıraya çapraz bir şekilde. Yaprağımı işlemeye devam ediyorum. Yukarı çıktım. Dört tane buraya çarpımı yaptım. Geri dönüyorum. Son çarpıyı da tamamlayıp iğnemi alttan çektim. Şimdi arkadaşlar benim buradan şurada yarım bir çarpım var görüyorsunuz. Bu çarpıyı tamamlamam gerekiyor. Onun için iğnemi şuradan çıkartacağım. Şöyle biraz derinleştireyim. Şu kısımdan iğnemi çıkarmam gerekiyor. Arka tarafı çevirelim. Şimdi arkadaşlar. Şimdi biz buradayız. İğnemizi çıkarmamız gereken yer burası. Buraya nasıl geliyoruz? Şöyle şu şekilde. Önce bir tane çarpının altından şu şekilde sadece yeşil ipimin altından geçiyorum. Sonra şuradaki çizgimin altından geçtim. Sonra aynısından bir daha geçip bir alttakinden şöyle ikisini beraber aldım. Bu şekilde geçtim. İkişerli bir şekilde şimdi iğnemi iplerin altından geçiriyorum. Şu şekilde. Görüntüyü bozmayacak şekilde ilerledim. Şimdi işaretlediğim noktadan iğnemi batırdım. Çünkü ona artık gelmiş oldum. Şu şekilde görüntümüz oluyor. Şimdi tekrar çevirelim. Şimdi arkadaşlar bu çarpımızı tamamlayabiliriz. Tamamlamak için battım. Hemen bir üst sıraya çıktım. Buradaki tek çarpımı yapıyorum. Düz bir şekilde bir üst sıraya çıktım. Buraya bir tane çarpı yapıyorum. Tamamlamak için batıp arkadaşlar sağdan burada dört tane çizgi var ya en sağdakinin şu şekilde ucundan yine ipliğimi çıkardım. Şimdi işlerken şu şekilde hem havluyu hem arkadaki ipi alarak
arkadan parmağımla destek vererek işliyorum. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum çapraz bir şekilde. İğnemi çıkardım. Şimdi sola doğru devam ediyorum aynı şekilde. Üst sıraya çıkıyorum. Tamamlayalım. Şöyle bir görüntümüz oluyor. Hiç saymaya gerek kalmadan bu şekilde işleyerek çizgilerimizi devam ediyoruz. O yüzden videolarımız artık sessizleşti hanımlar. Isıyla uçan kalem sayesinde çok fazla sayı saymadan, kareleri saymadan işlemi yapabilirsiniz bu şekilde. Şimdi son çarpıyı, yaprağımın son çarpısını tamamlayıp iğnemi alttan çektim. Şimdi nereye gelmem gerekiyor? Şuraya. Şöyle belirginleştirdim. Ve arka tarafı çevirdim. Şimdi şu anda buradayız. İpimiz burada. Olmamız gereken yer burası. Şimdi arkadaşlar şu şekilde ipimin altından bir sefer geçtim. Devam ediyorum. Şöyle ikişerli ip alarak ilerliyorum. Düz bir şekilde. İşaretlediğim nokta burasıydı. İğnemi alttan çektim. Bu şekilde. Temiz bir görüntümüz olmuş oldu. Ön yüzünü çevirdim arkadaşlar. Şimdi buradaki çizmiş olduğum çarpıları işleyeceğim.
Şimdi çarpı yaparak yukarı doğru ilerliyorum. Düz bir şekilde. Son çarpıma geldim. Bu çarpıyı da yapıp iğnemi alttan çekiyorum. Bu şekilde. Yaprak kısmını tamamlamış olduk. Bir sonraki videoda çiçeğimizi işlemeye devam edelim. Lütfen kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve anında haberdar olabilmek için bildirim sekmesini aktif hale getirmeyi unutmayın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.